İkinci bir üniversitenin kurulması gerektiğini biz yıllardır tekrarlıyoruz ve yıllardır gerçekten bunun önemli bir eksiklik olduğunu ifade ediyoruz. Devlet, ikinci bir devlet üniversitesine Malatya'nın ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacın bugün dile getiriliyor olması aslında olumlu adımlardan birisi. Bunu ifade etmekte fayda var. Tabii yalnız ifadelerin içerisine baktığımızda önemli aslında problemler, önemli kuşkularımız var bu konuyla ilgili. Birincisi şu, yerin neresi olacağı çok önemli Malatya açısından. Çünkü Malatya'nın gelişme açısından önemli. Malatya şehir merkezi olarak, şehir yapısı olarak kent içine sıkıştırmış bir yapıda. Dolayısıyla bu sıkışmayı çözecek mi, bu sıkışmanın önüne geçecek mi ya da bu sıkışmaya daha da katkı mı sunacak ya da o sıkışmayı arttıracak mı, onu merak ediyoruz. Yer bu anlamda önemli. Yeri konuma hazır deniliyor. Bu yer neresi? Bütün tabii Malatyalılar merak ediyor. Aslında yerin açıklanması Malatyalıları belki daha da rahatlatacak. Biz ikinci üniversitenin gerçekten Malatya yapılırken daha teknik anlamda donanımlı ve Malatya'yı geliştirebilecek, Malatya'yı daha ileriye taşıyabilecek ve Malatya'yı öğrenci sayısını çok daha üst seviyelere arttırabilecek ve Malatya'yı bir öğrenci şehri de aynı zamanda yapabilecek, öğrencilerle Malatya ekonomisi canlandırabilecek bir potansiyelde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yapılan açıklamalarda üniversitenin bölüneceği, bazı bölümlerinin bir yere taşınacağı şeklinde bir üniversite kurulacağı ifade ediliyor. Ya da üniversitesinin öğrencileri yeterince kaldıramadığını ve bu öğrencilerin ikiye bölüneceği ifade ediliyor. Bu doğru bir bakış açısı değil, doğru bir anlayış değil. Bir üniversite Malatya'ya kazandırılacaksa gerçekten vizyonu olan, gerçekten teknik anlamda Malatya'yı geliştirecek bir üniversite olmalı. Ve buradaki öğrenciye ek Malatya'ya mutlaka öğrenci getirmeli. Ve en az bu üniversite kadar belki öğrencisi olan yeni bir üniversite kurulması gerekiyor. Bu anlamda yeri önemli, öğrencisi önemli. Tabii ismi de önemli ama özellikle açıklamalara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın İnönü Üniversitesi'nin ismini anmaması gerçekten Malatya'da sağcısından solcusuna, AK Partilisinden MHP'lisine, CHP'lisinden bir başka düşünceye sahip bütün vatandaşları çok derinden üzmüştür, çok derinden yaralamıştır. Çünkü kabul edelim veya etmeyelim, ismini analım veya anmayalım, İnönü Malatya'nın ortak değeridir. Malatya, tüm Malatyalıların sahip çıktığı, sevdiği önemli bir kişiliktir, önemli bir değerdir. Bir Malatyalıdır. Malatya'ya eli değmiştir. Dolayısıyla İnönü Üniversitesi ismini taşıyan bir önemli üniversite vardır bugüne kadar hizmet eden. Orada birçok mezun vermiştir. Ve birçok şu anda Türkiye'yi yöneten kişinin, Türkiye'de siyaset yapan, farklı bürokratik yapılarda görev yapan kişinin İnönü Üniversitesi'nde yetiştiğini gururla izliyoruz. Ve gerçekten o aslında mezunların da hepsini üzen bir durumdur, üzen bir olaydır. Ama her Malatya'ya geldiklerinde Turgut Özal'ı anıp İsmet İnönü'yü anmadan geçmelerini de anlayabilmiş değiliz. Biz şunu istiyoruz. İkinci üniversitenin ismi Turgut Özal olabilir. Turgut Özal Malatya ile özdeşleşmiş gerçekten ikinci cumhurbaşkanımız. O da bizim önemli bir değerimizdir. Ona biz her zaman sahip çıkmaya hazırız. Hatta üçüncü bir üniversite kurulsun, üçüncü bir devlet üniversitesi kurulsun. Onun adı da Recep Kutan Üniversitesi olsun. Bu değerlerimizi gerçekten bilim kurullarının üstünde yaşatmak önemlidir. Ama İnönü'nün isminin anılmamış olmasının altında tabii başka nedenler de arıyoruz. Aslında Cumhuriyet'le, aslında Cumhuriyet'in değerleriyle ve ondan sonra Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'te de aslında bir hesaplaşmadır bu. Çünkü bir üniversitenin ismini anmazken aslında orada önemli bir karakterin, önemli bir kişinin, önemli bir devlet adamının ismi anılmıyor. Ama şu bilinsin ki Malatyalıların gönlünde önemli bir kırılganlık yaratmıştır bu.